kısa sürede uçuşa yasaklı bölge. Kaddafi'ye bağlı güçlerin saldırıları karşısında sabırsızlanan Bingazi'ye egemen asi güçler, Birleşmiş Milletler'in böylesi bir kararı empoze etmesini talep ediyor. Ancak olası uçuş yasağının sakıncaları önceden hesaplanması kolay olmayan bir konu. Avrupa Parlamentosu'nun dünkü toplantısında Libyalı rejim karşıtlarının temsilcileri buna yeşil ışık yaptı. Ama bir şartla. Bu güçlü ölüm makinelerini durdurmanın yolu uçuşa yasaklı bölge kurmaktan geçiyorsa bizim bu konuda tek bir koşulumuz var. Libya topraklarında yalnız bir yabancı asker bulunmayacak. Bu olasılığı külliyen reddediyoruz. NATO karargahında da bu tür bir önlem yürürlüğe konmadan önce koşulan şartlar var. Genel Sekreter Andres Fogh Rasmussen'e göre birinci şart NATO desteğinin vazgeçilmez olduğunun kanıtlanması. Rasmussen, NATO operasyonunun Birleşmiş Milletler'in verdiği yetkiden sonra yürürlüğe konması gerektiğine de işaret ediyor. Son tarihinde bölgenin vereceği onayı da gerekli görüyor. Sürecin tıkanmasının en azından sürüncemede kalma ihtimalinin olduğu yer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Çin ve Rusya Libya'da uçuşa yasaklı bölge oluşturma fikrine onay vermeye hazır değiller. Çin ve Rusya veto etkisi olan ülkeler arasında Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üyenin her birinin veto hakkı var. Daimi olmayan 10 üyeyle birlikte aldığı kararlar kanun yetkisinde olan tek kurum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Bir karar tasarısının Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış sayılması için 9 üyenin lehte oy vermesi ve tasarının veto yememesi gerekli. Konsey 26 Şubat'ta sadece 4 gün süren müzakerelerin ardından oy birliğiyle Libya'ya yatırım kararı almıştı. Yatırımlar, silah ambargosu, Kaddafi ve yakınlarına getirilen seyahat yasağı ve mal varlıklarının durdurulması şeklindeydi. Hava sahasını uçuşa kapamak, Libya'ya yönelik bir saldırı düzenlemeyi ve uçak savar savunma sistemini imha etmeyi gerektiriyor. Diğer bir sorun kısıtlamaların hangi sınırları kapsayacağı. Birinci şık, Kaddafi'nin hava kuvvetlerine kısıtlama isyancıların elindeki bölgeyle sınırlı tutulması veya tam tersi tüm Libya'yı kapsayabilecek bir kısıtlama. Bu ikinci şıkta uçuşa yasaklı bölgeyi hayata geçirmek çok daha zor bir uygulamayı gerektiriyor.